Cesaret Moyunu'nun ikinci parkurundayız. Bu sefer Rüya Diyar kanalındayız. Bakalım şimdi taş kağıt makasla birinci kim olacak? Bence taş kağıt makas yapmayalım ya. Sırayla mı? Ben olayım lütfen. O zaman sırayla gitsin. Tamam peki. Hatta şöyle diyeyim. Evet. Aynen öyle. Evet Rüya, çeviriyorsun bakalım. Hadi bakalım. Hazır mısın? Emin misin? Hadi bakalım. O zaman çeviriyor Rüya. Bakalım. Rüya. Doğruluk. Doğruluk. Evet Rüya, evet, sorum geliyor. Doğruluk. Efendim. Şimdi sorumu sorayım mı Rüya? Bir peçete olmadan burnunu karıştırıp sonra onu hiçbir yere sürdün mü? Ay, çok fena bir soru. Ama doğruyu cevap vermek zorunda. Ama bu çok zor bir soru. Ben görmüştüm. Yani çaktırmadan böyle hiç hani böyle burnunu karıştırın da ama böyle bir üstüne ya da koltuğa moltuğa duvara mıvara sürdün. Aslında şu bile olabilir. Mesela bazen böyle yapıyoruz, böyle üstüne sürebiliyor insan. O evet. Değil mi? Evet ama buna doğru Rüya cevap vermek yapmıştı. Zorunda. Rüya söylemek istemiyor sanki. Sen düşün, ben bu arada bununla ilgili bir anımı anlatayım mı? Anlat bakalım. Ortaokuldayım arkadaşlar. Grip olmuşum ve yazılımız var. Sınavdayım. Sınavdayken burnum akmaya başladı. Ama artık duramıyorum. Böyle tutuyor. Ama öleceğim artık yani. Gerçekten. Burnum akıyor yani. Peçete de yok. Ağladım mı ağlayacağım, sinirim bozuldu. Öğretmenden isteseydin. Yani şey, o çekindim istemedi. Utandım aslında galiba burnum akması. Sümüklü derler diye mi? Belki. Burnum akıyor, ben ne yaptım biliyor musunuz? Şimdi geliyor ya, dinle. Hırkam vardı üstümde. Hırkamı böyle kolumu çıkarttım, uzattım. Burnum sildim. Sonra da hırkamı hemen buradan katladım iki taraftan da. Kolların sümük oldu. Kolum bir sağ taraf, bir kolum yani sümük sen oldu. Bunun normal bir şey olduğunu düşünüyorsun. Ama şimdi şöyle bir şey. Mecbur kalınca mecbur normal kaldım, diyorsun. Ne yapayım yani? Peki Rüya'nınki mecburiyetten dolayı mı oldu yoksa? Senin böyle bir anın var mı hiç? Çaktırım adam mı yaptın? Yok. Benim böyle mi? Yapmıştı. Doğruluk mu cesaret mi oyunu? Ama biz doğruluk sorusunu sorduk. Yapmadım diyorsa Rüya yapmamıştır. Evet, evet devam edelim Efe. Bakalım Efe'ye ne cesaret, çıktı? Cesaret. Ne çıktı? Cesaret. Efe, cesaret. Evet Efe. Cesaret geldi. Ark yanındakini sırtına alarak gezdiriyorsun. Rüya. Hadi bakalım. Evet Rüya'yı sırtına alıp gezdiriyorsun. Yapacak bir şey yok, hadi. Rüya da dünden aldı. Ama yaptı mı yaptı zaten. Yaptı yani. Başa aldı cebini. Şimdi sıra Başak'ta. Çevir bakalım Başak. Evet. Evet. Hadi cesaret çıksın. Ya doğruluk. Cesaret. Efe cesareti daha çok seviyorum. Hazır mısın? Hayır. Bir dakika boyunca evet hayır yasak. Tamam. Başak Rüya'yı seviyor musun? Kesinlikle. Başak evde yemek yapmaktan hoşlanıyor musun? Genellikle evet. Evet dedin, kaybettin. Kaybettin. Hadi topu çevir ya. Gerçekten üzüldüm ya. Genellikle kurtaracak mısın? Genellikle. Evet, bakalım ne çıktı? Nerede? Cesaret. Yani. Evet. Bir dahaki cesaret cümlesinin çıkan yani cesaret şeyinde çarkı felekte kime cesaret çıkarsa onun yapması gereken şeyi sen de yapacaksın. Senin de görevin bu. Tamam. Evet Rüya çeviriyorsun. Evet ben belki Rüya'ya çıkar cesaret ama. Evet. Rüya çevir bakalım. Cesaret çıksın ne olur. Ya çok hızlı çevirdim. 3 gün dönecekmiş gibi görünüyor. Bakalım. Rüya! Rüya senin yapacağını Tubi'de yapmak zorunda Rüya sizi. Size o ne seçsem acaba? Bakalım Rüya'nın şansa ne çıkacak? Sıra size gelene kadar daima kedi gibi davranacaksınız. Kedi gibi ses çıkaracaksınız. Ya küçük yumuşlar. Evet kedileri göreyim. Evet. Siz iki küçük kedisiniz artık. Efe sıra sende. Kedisin sen. Cevap bence kedi gibi vereceksin. Sen kedi gibi cevap vereceksin. Hadi. Ha, bak miyav miyav
davranıyor aynı. Cesaret. Çok cesuruz bugün gerçekten. Herkese cesaret çıkıyor. Bakalım Efe'ye ne çıktı? Efe, sana ne söylesem? Bakalım. Ya kesin çok zor bir şey geliyor sana. Bilemedim ki Efe'ye ne desem ya. Geliyor zor bir şey. Efe, önümüzdeki bir tur boyunca parmağını dudağının üstüne koyacaksın ve sanki bıyığın varmış gibi konuşacaksın. Hiç o parmağını aşağı indirmeyeceksin. Anlaştık mı? Tamam. Artık sen bir bıyıklı amcasın, tamam mı? Tamam, olur. Bak, beğendi. Sen beğendin mi? Evet, o da beğendi. Tamam. Sıra sende. Ay, hiç hazırlayayım. Alın, ne olur parmağını kalsın. Hadi cesaret çıksın. Bıyıklı amca. Cesaret. Oo, sana da cesaret geldi değil mi? Ona sıra gelene kadar evet konuşmak zorunda. Başak, dilini burnuna değdirene kadar uğraşacaksın. Ya. Hayır ya, sen kedisin. Bilmiyorum ne yapsın. Ben onun yerine kedi taktım. Deneyeceksin önce. Şu kedicik yapsın bakalım. Sen kedisin. Sen kedisin. Anne yok. Anne derken kedi gibi. Şu kedicik yapsın bakalım. Sen kedisin. Hayır sen hala sana sıra gelmedi. Başağınkini yapacaksın. Tamam, kedisin tamam yok. Aa gerçekten değdirdi. Evet. Hayır kedisin. Hadi sen de çevir bakalım son parkurdu bu. Çeneni öne çıkartman lazım. Yoksa olmuyor. Olan bakalım. Çeneyi... Doğruluk. Tobi'ye de son sorumuz geliyor ve oyunumuz bitiyor. Ay ne olur kötü şey çıkar. Kötü şey mi? Ha, aferin bak bıyığını unutmuyorsun. Ne olur kötü şeyler çıkar. Tamam. Tamam kedicik tamam. Peki. Hiç kimseye söylemediğin çok komik bir anın var mı? Az önce anlattı ya kız. Komik bir an. Hiç kimseye söylemedi. Hiç kimse. Ben bize söyledi daha demin. Annem yüzünden kavgaya karışıp bir tane çocuğun üstüne merdivenlerden atladı. Ama annem onu anlattı zaten. Anlatmadı. Şu an anlatmak zorunda değilsin bize. Ama hani böyle çok komik. Ama kimseye anlatamıyorsun. Utanıyorsun yani. Ya çok komik bir tanesi anlatayım o zaman. Üniversitedeydim. Tam okulun girişine doğru gittim. Elimde de böyle kitaplarım ve şey var, telefonum var. Merdivenden çıkarken ne oldu bilmiyorum ama ben böyle giderken nasıl takıldım ne oldu bilmiyorum. Ben düştüm ama takla attım galiba. Kalktığımda ben şu şekilde kalktım. Düz düştün ters kalktın. Ters kalktım ve her şey bir anda ve bana sırada kimse beni gördü mü diye düşünürken. Gördüler mi? Kimse görmemiş çünkü çok erken bir saatte gitmiştim. Bir de gittim içeri düştüm böyle kolum da hafiften şişmeye başladı ama ben derdim beni acaba kimse gördü mü onu düşünüyorum. Ha, sen rezil oldun mu peşindesin? Ha, rezil oldum peşindesin ama sonra içeri girdim kolum sızlamaya başladı. Bir arkadaşım da bana dedi ki no, inşallah kimse görmemiştir. Şimdi kolum da sızlamaya başladı ya ben böyle. Çok mu önemli sanki birisinin görmesi? Sen de artık elini çek çünkü oyunumuz burada yani bitti zaten. Hadi gidiyorum ben rahatlayacağım. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi öyle kanalımıza... Ama oyunumuz bitti ya. Sen kedi olarak kaldın. Artık hayatına kedi olarak devam edeceksin. Evet sen artık böyle hep şey... Ben ama daha demin konuştun sen bir kediciksin. Çünkü sana hiç sıra gelmedi. Bak, artık Rüya, sen kedi kalacaksın. Rüya bir şey diyeceğim. Bak kedi kaldı. Şey Rüya sen artık hep kedi gibi olman zorundasın. Efe hep bıyıklı amca olarak zorun. Annen de sürekli burnunu, dilini burnuna değdirmek zorunda. Ben normal kaldım. Evet aynen. Peki Rüya o zaman hadi videomuzu bitir bakalım. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Ne yapıyorsun orada? Su şişesiyle mi oynuyorsun? Şimdi benim sana bir sürprizim var. Sana ve Rüya'ya. Rüya'nın haberi yok birazdan Efe'lere gideceğiz tamam mı? Şimdi gidelim Rüya'ya bakalım. Sen gelmeyecek misin? Hayır. Hadi gel sen de Rüya'ya bakalım. Rüya anneciğim ne yapıyorsun? Kıyafetim. Televizyon mu izliyorsun?
Benim sana bir haberim var. Merak ediyor musun ne olduğunu? Söyleyeyim mi? Şimdi bir şey olsaydı, bir yere gidecek olsaydık mesela, değil mi? Ne kadar eğlenceli olurdu. Peki nereye gitmek istersin şimdi? Kuzenimi ne zamandır görmüyorum. Şaka yapıyorsun Rüya. Bak bakayım bana. Efe'lere gideceğiz biz bugün. Sen nereden bildin? İçine mi doğdu? Ne oldu? Ben de sana sürpriz yapabilirim. Senin aklına sürekli Efe'lere gidelim, Efe'lere gidelim diye dolaşıyor herhalde. Sana bu konuda sürpriz yapmak imkansız. O zaman... Anne, Efe'lere gitmek istiyorum. O zaman hazırlanmaya başlayalım mı? Evet. Hadi bakalım. Ah, ben önceden hazırdım ki. Hadi, üzerine giymeyecek misin montunu? Arkadaşlar, bunun gibi bir şeyler görürseniz şöyle kağıt mendil alabilirsiniz. Dur, ben düşürdüm. Düşürün, koy onu. Çantanı hazırla, ondan sonra montunu giy, çizmelerini giy ve çıkalım. Evet. Tamam anneciğim, çizmelerini de al anneciğim. Ya gerçekten ben biraz şeyim ya, böyle özledim Efe'yi biliyor musun? Sen de özledin mi? Rüya, çantayı unuttuk. Koş. Nerede senin çantan? Senin çantan benim için de çok önemli. Çünkü Rüzgar'ın yedek kıyafeti de orada. Benim. Ver bana onu. Hadi bakalım, çık çizmelerini giy. Nereden çantıyordu maske? Ay çok gülüyor. Gerçekten çok iyisin bu konu maske. Unutalım ya. Unutalım. Maskesiz çıkalım yani. En sonunda o olsun. Hadi giy bakalım. Eskişehir'e gidiyor gibi hissettin kendini. O kadar böyle şey uzun sürdü mi çıkmamız? Sürpriz yapayım dedim. Keşke önceden söyleseydim, daha kolay hazırlanırdık sanki. Neyse, hadi ben de hazırlayayım. Pardon anneciğim, masanı çözüm o zaman. Sizin rüzgar bana bağırıyor. Evet, hadi bakalım. Rüya. Aslında söylediğim kapılar kapandı. Süremiz başladı. Efe'lere gidiyoruz. Ben çok mutluyum biliyor musun? Ben de. Efe bizi görünce acaba ne tepki verecek? Sen de sevinir mi? Yoksa şaşkınlık daha mı çok olur? Ben arkadaşlar, Efe sürekli kendini yerlere atıyor. Kesinlikle... Efe'nin bayılmaları değil mi ya? Meşhur Efe'nin bayılmaları. Ben de o yüzden beni gördüğümde güle hemen bayılır, evet, bir yere atıyor. Hadi bakalım. İndirim şimdi. Sonra ben orada Efe hadi uyan diye bir kere de onlara gittiğimizde çok oldu. Ben Kar devam ediyormuş. Düşme, tamam mı? Dikkat et. Rüya, babanın arabanın kornasına bastı. Hadi gitmemiz lazım. Rüya, baban çağırıyor. Hadi geç kalacağız. Anne, kar değil ya. Kar değil mi kızım? Kar bu. Hayır, ben dokunmam. Elim düşür. Hadi çıkalım artık. Buz mu anne, buz? Buz mu? İnanmıyorum. Buz. Tabii kaç gündür hava çok soğuk, buza dönmüş değil mi anneciğim artık? Hı-hı. Hadi bakalım. Baban seni bekliyor. Hadi gidiyoruz. Evet, hazırsak. Geç bakalım. Ya şu an neredeyiz biliyor musun? İstanbul'daki Boğaz'ın altından geçiyoruz şu anda. Denizin altında. Aynen öyle, denizin altına girmek üzereyiz. Birazdan bu beyaz ışıklar mavi olacak. Bakın zaman... orada. Evet, göründü. Hazır mısın? 1, 2, 3 artık mavidir şu altında. Rüzgar dur. Şimdi çıktık galiba. Artık ışıklar beyaz. Denizin altında değiliz. Birazdan da dışarı çıkacağız. Şuradaki mavi ışıklar. Onlar, bilmiyorum onların neden var olduğunu. Benim bildiğim şey, bu tepedeki ışıklar maviyse denizin tam altındayız demek. Beyazsa denizden çıktığımız, yavaş yavaş karanın altında gidiyoruz şu anda demek. Ben küçükken tünelleri çok severdim biliyor musun? Sen ben de çok misin? Seviyorum arkadaşlar. Aa Rüya, bir tane daha mavilik geldi. Biraz daha denizin altından gidiyoruz galiba. Demek ki ben doğru bilmiyormuşum. Allah Allah. Ya da az önce girdik, şimdi bir daha mı girdik? Ne oluyor, anlamadım ki ya. Giriyoruz çıkıyoruz, giriyoruz çıkıyoruz. Sanki banyo acaba, yapıyoruz arkadaşlar. Acaba denizin derinliğine göre mi mavilikler yanıyor? Daha derin olmayan yerlerde beyaz. Olabilir mi sence böyle bir şey? Dur bakalım. Olamaz,
çünkü yollar değişmiyor. Doğru. Hazır mısın? Çok az kaldı. Efe'lere ineceğiz şimdi. Ve gideceğiz Efe'lere. Gelinlikçilere girecek miyiz? Yok, bu sefer başka bir yoldan geldiğimiz için görmeyeceğiz. Sen istersen yavaş yavaş montunu giy. Maskeni tak, ondan sonra gidelim. Montun nerede? Montun arkada durayım. Zile basıyorum ben. Evet, vallahi basın bakalım. İnşallah aşağıdan bakıp yani bizi görmezler. Direkt yukarıda görsün Efe istiyorum ya. Ya evde yoklarsa rüya böyle çat kapı geldik. Anne, burası onların evi değil ki. Nasıl değil anneciğim, burası diye hatırlıyorum ben. Hayır. Yanlış mı geldik? Ne yapacağız şimdi? Anne yanlış burası, baksana kapı aynı mı? Evet. Açtılar kapıyı. Yok ya, burası ben bunu hatırlıyorum. Geç bakalım. Burada anneciğim, asansöre gidelim mi ya? Bakalım burada kapıyı kim açacak ya? Hazır mısın? Çal bakalım seni. Evet. Annen de evde değil mi? Yalnız değilsin. Evet. Sürpriz yaptık geldik ama müsait miydiniz? Çok sevindim. Çok sevindim. Çok sevindim ben de.